Peki dünya gündeminde hangi başlıklar öne çıktı, neler yaşandı, neler yaşanıyor ona bakacağız şimdi birlikte. Ee, başlayalım öyleyse Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamalarıyla Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ve Putin sözünün eridir dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşmasının iki ay uz uzatılmasının Putin'le arasındaki özel ilişkisi sayesinde mümkün olduğunu söylemişti. Kremlin sözcüsü Peskov'a Erdoğan ve Putin arasındaki bu özel ilişkinin özellikleri soruldu. Peskov, her iki liderin de Türkiye ve Rusya halklarının yararı için çalıştığını vurguladı. Putin ve Erdoğan büyük siyasi deneyime sahip, popülizme başvurmayan çok ciddi siyasi figürlerdir ve ikisi de sözlerinin eridir ifadelerini kullandı. komşudaki Yunanistan'daki genel seçimler Başbakan Miçotakis'in zaferi ve ana muhalefet partisi Siriza'nın hezimetiyle sona erdi. Parlamentoda çoğunluğu yakalayamayan Miçotakis, koalisyon hükümeti ihtimaline kapıyı kapattı. Yani ufukta ikinci tur var. Yunanistan'da 10 milyon seçmen 300 sandalyeli parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitti. Katılım oranı %60'a yakındı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 32 partiden hiçbiri tek başına iktidar olmak için gereken %45'lik oy oranına ulaşamadı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in partisi ise sandıktan zaferle çıktı. En iyimser beklentilerin bile üzerine çıkan oy oranıyla birinci parti oldu. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi oyların %40'ını alıp parlamentoda 146 sandalyeyi garantiledi. Sonuçtan memnun olan Michotakis, Yeni Demokrasi Partisinin artık Avrupa'nın en büyük merkez sağ partisi konumuna geldiğini söyledi. Gururlu ve duyguluyum. Böylesine etkileyici bir yüzdeyle omuzlarıma ağır bir sorumluluk yüklendiğini hissediyorum. Güveninizi onurlandırmak için daha çok çalışacağım. Ana muhalefet cephesinde ise hezimet var. Alexis Tsipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon Seriza'nın oy oranı %20'lerde kaldı. Buna rağmen Tsipras'ın istifası gündemde değil. Sosyalist Pasok oylarını artırarak 3. Büyük Parti olmayı sürdürdü.